13. dakikada Fred'in, oynatalım hemen. Benim önümden aldın çünkü şeyi, tanımlamayı. Hocam bunlar sonra sakat oluyor buradan biz ekrana bakarken. Sonra 1 milyon izleniyoruz. Ondan sonra bir anda... Evet abi. Ben sabah fark ettim. Szymański'nin pozisyonu Fred'in pasında. Geçiniz. Burada. Geçiniz. Sarılı oyuncu girdiği pozisyon. Sol ayağını önüne doğru itiyor. Hiçbir numara yok abi, geç. Böyle karşıya bir darbe var ama o penaltı abi için yeterli değil. Verir misin böyle bir penaltıyı? Yok. Hayatta ama bak dün de baktık Kerem'in pozisyonuna böyle. Bayağı bir baktık ya uzun uzun. Ona baktık. Bu daha net değil. Orada bir türlü bir üstten bir arka üstten filan yani filan. Ama açıyı bir türlü bulamadık. Bulamadık hocam. Bulamıyorsak sıkıntı var. Kardeşim bugün sen de ben de maçı seyrederken ya kardeş bir şey söylemeyeyim. Kamerayı mı kullanıyorsunuz yoksa bahçe mi suluyorsunuz hortumla? Orrrt koyuyorlar. Çam ağacını suluyorlar. Oradan dönüyorlar. Portakal ağacını sunuyorlar. Oradan oraya geçiyorlar. Ya arkadaş beynim döndü zaten, 2 tane maç izliyorum. Bir de burada Kasımpaşa'ya bakıyorum. Ya bir de yönetmen ya nereye basıyorsun abi? Ya kaleci topu kurtarmış, pozisyon kaçmış. Orada pozisyon devam ediyor. Sen bana kalecinin endamını gösteriyorsun. Ya yapmayın abi. Yapmayın abi. Ucuz adamla çalışmayın. Ucuz adamla çalışıp satarken de hep pahalı satalım diyorsunuz. Yok öyle hikaye ticarette. Ucuz adamla çalışıyorsan ucuz satacaksın. Pahalı adamla çalışıyorsan pahalı satacaksın. Bu iş böyle duracağım. Ben 20 sene ticaret yaptım. Biliyorum hocam. Ya hem de kabzımallık yaptım hocam. Patlıcanın, biberin, hıyarın iyisinden iyi anlarım. Evet hocam. Domatesin. Evet, bu pozisyona devam dedi Erman hocam. Devam edelim o zaman. Bir sonraki pozisyon 17. dakika. Burada bak hocam. Tadic burada topu kaptı, arkadaşına verdi. Bomboş gidecek. Bu faul verdi. Dzeko da bomboş. Buna bayağı isyan etti Fenerliler. Burada bakalım neye faul verdi? Bir ona bakalım. Faul var mı yok mu? Yavaş oynat, yavaş oynat. Yavaş oynat. Evet abi. Gel bakalım. Evet, gel. Pozisyonun içinde İrfan Can var. Szymański var. Ayağına, baldırına, ayağına geliyor siyahlı oyuncunun. Yani koyu renk formalı oyuncunun. Ha, darbene kadar geliyor. Şey yapar mı bilemem onu. Hakemin takdiri. Bak burada top oyuncu da koyu renkli de. Arkasında kalıyor ama biraz top sanki ya siyahlı oyuncunun. Bak burada takılıyor. Kendisi sarılı. Takılıyor ama arkadan da bir hareket var. Sarılıdan kalçaya doğru. Bak geri gel. Bu taraftakinde bir şey yok. Bak görüyor musun? Szymański'de bir şey yok. Varsa... Bu taraftakinde bir şey yok. Bak şimdi gördün mü? Tadic de olabilir. Bak burada sağ ayağını sokuyor. Devam et. Şurada biraz itme var sol baldırına. Ha verirsin vermezsin. Evet. Yani biraz... Bu İngiltere'de, Almanya'da filan kesin devam. Yok hocam bunu vermezler ya. Kesin devam. Avrupa'da falan da vermezler bunlara hiç. Ondan sonra ya bekliyoruz, dönüyoruz böyle hakeme. Aslında yani koyu renk formalı oyuncu da faul mol demiyor zaten. Hakem veriyor. Evet. Peki. Devam. Ha değiyor mu değmiyor mu uğraşıyoruz ama ben vermem faul. Öyle söyleyeyim. Benim mantığımı hariç lan. Senin mantığın ne diyeceksin? Benim mantığım biraz top oynatmak abi. Yani. Ha temas olacak. Temasa da ben karar vereyim abi. Siz karar vermeyin. Temas olacak ama temasın şiddeti filan. Oyun akacak abi, akacak. Oyun akacak. Dzeko'nun sarı kartını doğru buluyor musun? Evet. Dzeko'nun gördüğü ilk sarı, bu sarı kart dışında bir şey olur mu bu pozisyon? Yok. Olmaz. Sarı kart ya doğru. Gerek yok. Burada niye yaptı bu hareketi anlamam. O arkadan yok. Biraz böyle Alanyalı ilk müdahalede biraz onun sinirini bozdu. Biraz böyle faul yaptı ya. Faule bir iki tane gelince bundan sonra da zaten üstüne oynamaya başladı Alanya. Oynadılar. O da biraz uyandı artık. Üstüne evet, oynandığını ondan sonra gördü. Biraz frene bastı o da. Evet. Peki sarı kart doğru dedik. Devam. Jackal'ın gördüğü sarı kart doğru dedik. Golde offside mı değil mi tartışması yaşandı. Baktım sosyal medyada falan da çok tartışıldı. Hocam bu tartışmalar ne zaman bitecek biliyor musun? Ne zaman hocam? İkinci yarıda. İnşallah. Siz yarı otomatik sistem geliyor. İkinci yarıya yetişeceği bilgisi vardı. Orada böyle var ya. Hocam ben milimetrik çıkıyor böyle. Milimetrik Şampiyonlar Ligi'nde olan. Ben ya, tam otomatik yoksa yandık. Hocam onda hiç kaçarı evet. Yok. Kaçarı yok. O Şampiyonlar Ligi'nde böyle var ya. Bademciğinden işaretini alır. Orada kaçar yok. Offside kaçmaz artık. Adam tekmeyi basıyor. Dizi gidecek. Ayağa gidecek. Adam devam ettiriyor. Var karışmıyor. Nasıl bir iş? Yani. Ama evet. Bu adam daha evvelden de şaibeli. Bir başka komite başkanı böyle rezalet olur mu diyor. Adam hala görevde. Adamlar hala görevde. Şu offside'in çizgisine bir bakalım. Ona bir işlem yapalım ama onu söylemeyeyim. Büyütelim hocam, büyütelim. Yakın çekim büyütelim de görelim bakalım. Vallahi bunlar yakına getirebiliyor santim, musun? Offside 2-3 santim değil. Getirecek inşallah. Vallahi ben burada Sarılı'nın önde. İkisi de beyaz. Sarılı'nın önde abi. Bacağı mı peki? Bak şurada bir de ayağının ucu, bir de şurada da bacak, hocam, siyahlı ayağın bacağı. Ayağın burnu önde. Oradan alıyorsa diyorsun. Değil mi? Nereden alacak abi? Ne bileyim ben. Şöyle bir Allah şey çıkartmamış. Allah. Nereden alacak abi? Şöyle bir nokta nokta çizgi çıkartıyordu. O yok burada. Abi nereden alacak? Bence offside. Bence offside. Sarılı'nın ayak, parmak uçları şeyi önde. Hani üst baldıra falan bakıyoruz değişik. O ayrı. Eğer ama oradan üst baldırdan veriyorsa işte, da oraya çizgi çizmesi gerekir ama. Bilmem abi. Hocam bu 20 dakika uğraştılar. Çok uğraştı. Hani mübalağa ediyorum. 20 dakika uğraştılar bu çıktı. 20 dakika uğraşmalarından rahatsız oldum. Ben bu pozisyona güvenmiyorum. Evet. Net. Bu biraz ikircikli pozisyon hocam. Hocam biraz dandikli, cacıklı falan bir pozisyon. Acıklı, cacıklı bir pozisyon. Abi ben güvenmiyorum. Tamam, devam edeceğiz. Pozisyonlara bir özel reklamımız varmış.